Oturumumuzun bir başka konusu olan İslam coğrafyasının Büyük Doğu İbda Fikriyatına ihtiyacı başlıklı tebliğ sunmaları üzere gazeteci İbda Tayyar Tercih'e sözü veriyorum. Buyurun. Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz. Olabildiğince kısa tutacağım. Vakit herhalde yaklaştı. Konu başlığı olarak İslam dünyasının Büyük Doğu İbda Fikriyatına ihtiyacı dedik ama bu umumi anlamda zaten bir fikri teklif ediyorsanız, bütün anlamda yeryüzüne teklif ediyorsunuz. Aslında dünyanın ihtiyacı olan şartları yaşıyoruz. Netice itibariyle kaos düzeni hakim ve bu kaos düzeninin içinde kim fırsatı değerlendirirse, yani adalet veya buna benzer şeyler değil, genel anlamda gücü eline tutan belli bir zümrenin veya belli bir anlayıştaki insanların hakimiyetiyle süren bir mücadele var. İşte Büyük Doğu İbda fikriyatına İhtiyaç temel noktada öncelikle sistem çapında bir fikrin ortaya konulmasıyla alakalı. Fikirsiz hiçbir şey olmuyor. Yani Müslümanların şu anki bütün İslam coğrafyasındaki akan kanın sebebi mevcutta temel noktada aslında en baştan itibaren karşı taraf dediğimiz emperyalist egemen güçlerin İslam'la ve Müslümanlarla olan hesaplaşması ama diğer taraftan da bizim olamayış problemlerimiz, bunu aşamayışımızla alakalı. Fikirsiz hiçbir şey olmuyor sözünün üzerine Müslümanın hayatını kurtarır diye bir yazı yazmıştım geçmiş zamanda. Fikir gerçekten sadece insanın tefekkür buğduyla bir tarafıyla fikri akışını sağlamak değil, gerçekten de müşahhas, kas katı, vaka olarak hayatını kurtaran bir şeydir. Buna hep örnek, misal olarak verdiğimiz bir şey var. Anlatılır, arkadaşlar da geçmiş zamanlarda dergilerde yazdılar. Afgan cihadının başladığı 1979 yıllarında Üstad'a Necip Fazıl Kısakürek'e de geliyorlar. Daha doğrusu cihadın temsilcileri ülke ülke geziyorlar Müslüman ülkelerde. İşte Afgan cihadına destek istiyorlar. Kanaat önderlerinden, gazetecilerden, işte yazarlardan, partilerden, cemaatlerden. Türkiye'ye geldiklerinde de üstada uğruyorlar. Üstad oturtuyor, işte misafir ediyor. Diyor yani biz diyor elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. İşte küfre karşı mücadele eden Müslümanlar olarak size destek vereceğiz. Ama diyor hani benim elimde silah yok verecek, işte para yok verecek. Hani adam desen zaten sizin adamınız var. Size diyor alın diyor işte ideoloji örgüsü kitabını veriyor. Alın bunu Urducu'ya çevirin. Çevirin, okuyun, okutturun diyor. Yani biz inanıyoruz ki Müslüman savaşırsa kazanır. Ama bugün, ama yarın, ama 10 yıl sonra fark etmiyor bu neticede. Zafer dediğin savaşan için. Sen onu göze aldıysan kazanacaksın elbette. O dönemde bazı aklı evvel İslamcı, şimdiki İslamcı aydın geçinen tipler gibi bazı aklı evveller üstadla direkt olmasa da ona cesaret edemiyorlar ama istihzai bir şekilde üstad, koca üstad Afgan cihadına kitap hediye etti tarzında bir şey söylüyorlar. İşte dünya görüşünden haberleri olan insanlar, kaldı ki o dönemlerde İslam'da ideolojim vardır diyen adamlar, şu anda geçen gene birisinin röportajını okudum. Bir sürü ahkam kesmiş, işte tefsir yazmış falan filan. İşte ideoloji var mıdır sorusunu soran idrake sahip adam İslamcıların aydınlarından oluyor. Her neyse, işte üstad İdeoloji örgüsünü veriş gayesi kitap hediye etmek değil, bir dünya görüşüne sahip olun. Şimdi Afgan cihadı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yıkılışına yol açan bir zaferle neticelendi Müslümanlar açısından. 30 yıl boyunca siz dünyadaki süper bir gücü, iki kutuplu dünyadaki iki güçten birisinin yıkılışına vesile olacak bir zafer kazanıyorsunuz. Ondan sonra 30 yıl boyunca birbirinizi kırıyorsunuz. O sebepten, bu sebepten, şu taraftan, bu taraftan fark eden bir şey yok. 30 yıl boyunca Afganistan'da olan budur. Ve bunun şu anki yansımaları Irak'ta olmaya doğru giden de budur. Suriye'de olmaya doğru giden de budur. Her nerede olursa olsun gidecek nokta budur. Çünkü yani bütün tarih boyunca biz cephede yenilmedik hiçbir zaman. Biz masada yenildik veyahut da yaşam tarzı açısından yenildik. Savaşta savaşırız. Çünkü biz şehadete inanan insanlarız. Şehadet bizim için en kutsal, en üst noktada bir mertebe. Yani şehit olmaya inanan insan yenilir mi? Yenilme şartlarını kaldırırsın. Bugün olmazsa yarın yenersin. Neticede savaş böyledir. Fakat sonra
İşte sonra sorusu, üstadın verdiği ideoloji örgüsü kitabının şeyi. Yani sonrasında ne yapacaksın? Sonrasına dair bir şeyin yok. Yani İslam olsun. Evet İslam olsun da İslam nasıl olsun? Yani vasıta fikir, dünya görüşü, işte anlatmayacaktım ama tam yerine denk geliyor. İşte kumandanı gazetecilerle ziyarete gittiğimizde cezaevinde böyle mevzu dünya görüşü şeyi falan anlatırken bir anda böyle esprisine şöyle durdu. Yani böyle bir gömlek şeyini gösterdi. Biz anlamadık önce. Şöyle baktı dedi ki adam dedi gömleğinin dedi üzerine düğmelerinin üzerine bir kumaş yapmış dedi. Neymiş efendim dedi soyunma fikri akla gelmesin diye yapmış dedi. Sonra durdu. Ya bu Freud'un bile aklına gelmez dedi. Yani biz dünya görüşünden bahsediyoruz. Adamın derdi bu olmuş. Yani dünya görüşü diyorsun, sistem çapında bir fikir diyorsun, alternatif bir dünya görüşü diyorsun. Bak adam bütün her şeyiyle bastırıyor sana. Şimdi az önce arkadaşımız anlattı kültür emperyalizmi. Kültür emperyalizmi dediğin sana yaşam tarzının dayatmasıdır. Yaşam tarzını dayatıyor sana. Hacetimizi affedersiniz, hacetimizi giderme biçimimize kadar değiştirdiler bizim. Yani bütün gidin bakın şimdi İslami belediyeler de dahil her yerde, her kurumlarda buna dair şeyleri görüyorsun. Çok basit bir şey gibi ama belirleyici şeylerden birisidir. Senin yemene, içmene, giyimine, kuşamana, her şeyine değiştiriyor. Şimdi kültür emperyalizmi tarafı var. Niye? Senin ona karşı koyabilecek kültürel kodlarını dünya görüşünden süzerek oluşturduğun bir şeyin yok. Yani giyim kuşamın dahil yok. Şimdi mesela bir o gün arkadaşımın birisi anlatıyordu. Ferace diye bir şey var kadınların giydiği. Ferace kurtardı aslında bizim şu anki hem ölçüler noktasında hem estetik noktasında biraz orta karardan gidiyor. Gerçekten Müslüman kadını kurtardı. Ferace'nin kaynağı biz değiliz. Gene Suriye taraflarının yani sen oluşturamamışsın. Bir şey oluşturamıyorsun. Oluşturabilmen için öncelikle mevcut dünya görüşünü hakim kılman gerekiyor. Şimdi İslam dünyasında büyük doyupta fikriyatına ihtiyaç. Şimdi ben burada inşa edemeden oraya inşa edemiyorum ki. Temel problem. 3 senedir ben yurt dışındayım. Bütün Balkanlardan, Kırım, Gürcistan o taraflara dolaştık geldik. Baktığın zaman aslında zaten genelde hep söylediğimiz şeyi bizzat müşahede etme durumunda kaldım. Yani herkes işte ümmetin kurtuluş noktasında gözünü Türkiye'ye dikti diyoruz ya, ümidini Türkiye'ye, gerçekten öyle. Şu anda bu iktidarın bir tarafıyla vehmettirdiği şey ama o vehmettirdiği şeyle bile bir kıymet. Yani bütün Müslümanlar gözünü dikmişler Türkiye'ye, Anadolu'ya dikmişler. Şu bu parti falan şey değil. Müslüman olan herkes istisnasız Türkiye için dua ediyor. Türkiye'de bir şey oluyor, benden çok onun kaygı duyduğunu görüyorsun yani. Makedonya'nın dağlarına çıktık. Adam orada bize Türkiye'nin ayakta kalması gerektiğini anlatıyor. Bilmiyor bizim kim olduğumuzu. Öyle bir şey. E şimdi sen bunu vehmettirmişsin ama altını dolduramıyorsun. Niye? Dolduramıyorsun. Kusura bakmayın. Altını dolduracak fikri donanıma sahip değilsin. Bir dünya görüşün yok. Şu anda iktidar veya İslami cenah açısından en büyük problemimiz bu. Biz sistem olarak büyük doğu ipta fikriyatına inanıyoruz. Ortada 200 küsür ciltlik eserimiz var. Sistem çapında örgüleştirilmiş bir fikir var. Ve biz devlete talibiz. Devletin Anadolu başta merkez olmak üzere bütün İslam coğrafyasının ayağa kalkışını sağlayacak fikir sistemi budur diyoruz. Şimdi böyle bir noktada altını doldurabilecek veya buna alternatif sunabilecek bizim Müslümanın cenahta yok. En son işte Gannuşi'nin geldiği nokta. Aslında Gannuşi de başyücelik devleti diyor ama kendince bilmediği için diyemiyor. Müslüman demokrasi dediği bir şey var. Yani sebeplerini soruyorlar. Röportajını, mülakatını okudum. İşte diyor ki önceden diyor sistem diyor biz değildik. Bakın bizimle Türkiye'deki şu anki durumla kıyaslayabilirsiniz. Sistem biz değildik. Müslümanlara zulüm yapılıyordu. Camilerden örgütlenme yaşanıyordu. Camilerden örgütlenerek geldik işte şu noktaya geldik. İşte bir devrim yaşandı. Şu anda Müslümanlara fiili bir zulüm yok. Bu yüzden de din ve devlet ilişkileri ayrılabilir. Müslüman demokrasiye dediği budur. Şimdi orada kaçırdığı ve çok büyük bir katliama imza attı. Ben mülakatın üzerinden söylüyorum. Başka türlü de tercüme edilmiş olabilir. Nokta şu. Tamam da sen mevcutta Müslümanlara zulüm yapılıyor reaksiyonuyla mı hareket ediyordun? Bu birinci sebep olabilir ama asıl sebep bu değil. Müslümanın vazifesi birinci noktada İslami bir nizamı tesis etmek. Yani bana zulüm var veya yok. E git o zaman İsviçre'de yaşa yani. Şimdi o manada. Yani benim şu anda bana zulüm yapılmasa bile davam bitmiş değil. Ben İslami nizamı tesis etmekle görevliyim.
İşte Gannuşi 40 yılın 50 yılın İslami mücadelede bir teorisyenlerden birisinin geldiği nokta budur. Bunun da işte o bütün fikir sistem çapında bir dünya görüşü örgüleştirileme işi. Bizim en büyük sıkıntımız Müslümanlara dünya görüşünün hayati bir şey olduğunu anlatabilme şeyiydi. Yani yıllarca bunu anlatıyorsun. Diyorsun ya dünya görüşü sistem çapında bir şey. Bu gerekli, bu olmayınca olmuyor. Parçadan tamam iyilikler şeyler oluyor. Ama ana hedef bu. Kusura bakmayın şimdi su falan da içemedik. Ana hedefiniz bu olma, hedefimiz bu olmak zorunda. O sistemi bu dünya görüşüne göre inşa etmediğimiz müddetçe ihya edebileceğimiz ne ümmet kalacak ne yeryüzü kalacak. Olmuyor işte. Ne yaparsanız yapın. İşte gene bu iktidar, AK Parti iktidarı. Evet birçok noktada yol açtı. Birçok zulmü direkt Müslümanlara yapılan zulümlerin önüne geçti. Evet. Yani biz bunların hakkını vermiyor değiliz. Hele ki dışarıdan özellikle Müslüman kimliğinden dolayı yapılan saldırılara kalkan da oluyoruz. Niye? Müslüman kimliğinden dolayı oluyor. Ki sadece bu iktidar içinde değildir. Müslüman olarak Müslümanlığından dolayı kime saldırılırsa biz o noktada engel olmaya çalışırız. Ama temel noktada iş bir yerde gelmek zorunda ki bu süreci bir ihya ve inşa noktasına götürmemiz gerekiyor. Bunu neyle yapacaksınız? Şu anda iktidarın, Müslümanların hem Türkiye'de hem genel olarak ümmetteki sıkıntımız budur. İhya ve inşayı bir dünya görüşünü sistem olarak ele almamız gerekiyor. Kapitalist düzen diyorsunuz, demokrasi. Demokrasi dediğin senin Batı'nın Müslümanları kontrol etmek için kullandığı argümanlardan birisidir. İşte Irak'ta en temel resmi hala aklıma gelir. Müslümanın kapısını tekmeyle açmaya çalışan silahlı Amerikan askerleri vardır. Açın kapınızı, demokrasi getirdikler. Demokrasi budur. O işin pazarlama tarafı ama diğer taraftan da demokrasi dedikleri şeye aslında aynı bizdeki laikler gibi yıllarca insan hakları, inanç özgürlüğü falan deyip Müslümanları ezdiler, Müslümanlara zulmettiler. Demokrasi havariliğini sunanlar da şu anda aynı şekilde. Bakın Fransa'da yaşanan hadiselere bakın, ona bakın, buna bakın, geçmişte Müslümanlara. Sen demokratik bir düzende, demokratik kurallara uyarak iktidara geliyorsun. Ve demokratik olarak bir referandumdan bahsediyorsun. Şu an mesela yaşadığımız hadise. Öbür tarafta kalkıyor adam kanla bunu durduracağını söylüyor. Yani bak şimdi politik bir şey ama aslında sistemle alakalı bir durum. Ve bunu o demokrasi havarisi Batı destekliyor. Hani demokrasi? Yani demokrasi dedikleri şey tamamen kontrol amaçlı. Bizim gibi ülkeleri sömürebilmenin, kontrol edebilmenin yöntemidir. O yüzden bizimle alakalı bir sistem değildir. Zaten demokrasi Doğu milletlerine uygun bir sistem değildir. Biz şuradaydık tabiri caizse. Onlar Engizisyon çukurunda diptelerdi. Şuraya geldiler. Bizi de buraya getirmeye çalışıyorlar. İyi de ben senin şeyini şu anki ortaya koyduğun değerleri 1500 yıldır yaşıyorum ve yaşatıyorum yani. Sen 1960'a 70'e kadar kölelikten şey yapıyorsun. Ben onu çoktan kaldırmışım. Var olduğu dönemde bile onu kurala bağlamışım. Daha niceleri niceleri. Yani bizim bize ait bir şey değil. Demokrasi. Demokrasiyi bu şekilde kullanıyorlar ama bir sistem kurmuş adam. İşte liberal ekonomisi demiş, bilmem ne demiş, insan hakları bunun kurumlarını oluşturmuş. Sistemi bu şekilde inşa etmiş, kurumlarını oluşturmuş. Birleşmiş Milletler demiş, Avrupa Birliği demiş, AİHM demiş, o demiş, bu demiş, bunlarla yaşatıyor. Senin buna karşı bir dünya görüşü olarak, alternatif bir dünya görüşü olarak bir şey oluşturamazsan mevcut düzen içinde mücadele bir yere kadar izin veriyorlar, bir yerden sonra izin vermiyorlar. Son olarak şöyle bitireyim. Herkesin şeyi geldi. Kuralı koyan olmak zorundayız. Yani futbolda tribünde insanlar var, futbolcular var ve kuralı koyanlar var. Tribündekilerin tabiri caizse sadece duygusal tatminden öteye bir şeye gitmez. Futbolcular bazen yıldızı parlar. Bunu siyasi aktörleri alın, ülkelerin durumlarını alın, kişileri alın, cemaatleri her kimi alırsanız alın. Yıldızı parlar. Cebinde doldurur. Popüler de olur. Alkışlar da alır ama oraya kadardır. Kuralı koyan olmak zorundasın. Sistem kuralı koyan olduğun zaman inşa edebileceğin bir şeydir. Şu anda İslam dünyasının genel anlamda bütün ihtiyacı var ama öncelikle biz kendimiz şahsiyet olarak ayakta olamadığımız için o tarafa da tesir edemiyoruz. Kendi ayaklarının üzerinde duramayan da başkasına faydalı olamaz. O yüzden öncelikle ülkemizde büyük doyupta fikriyatını hakim kılacağız. Ondan sonra da bütün ümmete şamil bir hale getirmeye çalışacağız. Teşekkür ederim. Sayın Erkan Cemal'in güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.